Gençlik Spor İl Müdürümüz İsa Yazıcı ile birlikteyiz. Öncelikle müdürüm, yeni göreviniz hayırlı olsun. Daha önce hayırlı olsuna geldik ama bu artık sporla ilgili olsun diye bir görüşelim dedik. Biliyorsunuz 2019 yılı az bir kısa zaman kaldı. Gidecek, 2020'yi değerlendireceğiz, 2019'u değerlendireceğiz. Evet. Ama sizin de kısa bir dönem oldu, geldiğiniz. Şu ana kadar neler yaptınız? Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Allah razı olsun Hüseyin Bey. Öncelikle iyi dileklerinizden dolayı teşekkür ederim. Sizleri burada ağırlamaktan da mutluyuz. Evet, 24 Ekim 2019 itibariyle görevimizin başına geldik. O günden itibaren de çalışmalarımıza hem sahada hem içeride bakıyoruz. Süreci değerlendiriyoruz. Özellikle yetki alanımız ve görev alanımızdaki alanları birkaç kez giderek, arkadaşlarla istişare ederek yıl içerisindeki ve önümüzdeki yılda neler yapacağımızla ilgili çalışmalar, planlamalar yapmaya gayret ediyoruz. Tabii kurum özellikle KYK'ların birleşmesinden sonra ciddi bir büyüme ve birleşme dönemi içerisinde. Ama bunun yanında da işte gençlik çalışmaları ve spor faaliyetleri de tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ilk geldiğimiz günden itibaren kurumumuzun güçlü, zayıf ve diğer yönlerini tespit etmeye çalıştık, gayret ettik. Ve şu an itibariyle de bazı görebildiğimiz, tespit ettiğimiz alanlar var. Özellikle salon sporları ile ilgili antrenman yapılacak alanlarla ilgili bir çalışma yapma gayreti içerisindeyiz. Yetersiz alanlarımız var. Bu sporcularımızın daha fiziki mekanları daha iyi olan ve onlara yakışır alanlar olsun diye bir takım çalışmalar içine girdik. Mevcut alanlarımızı revize ettiğimiz yerlerimiz var. Tabii gençlik merkezlerimiz var. Gençlik merkezlerimizin özellikle Kiremit Ocağı'ndaki gençlik merkezimizin aşırı bir yoğunluğu var. Orada ayrıca birkaç branşta spor antrenman alanları da var. Kalıcı konutlarda bir takım gençlik merkezleri geleceğiz. Ama genel olarak şöyle kurumumuzun hangi alanlarda neyi var, hangi tesisi var, nerede fazlası, nerede eksiği, onları bir görme fırsatımız oldu. İnşallah ilerleyen süreçlerde de gereken yerlere gerekli müdahaleleri yapıp daha iyi bir noktaya taşımak için mücadelemizi vereceğiz inşallah. Şimdi gençliğe yapılan hizmet, hakka hizmet diyeceğiz. Evet. Bir gencimizi kötü alışkanlıktan kurtarmak için gerçekten Gençlik Spor İl Müdürlükleri çok önemli. Bununla ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bununla ilgili yeterli personeliniz var mı? Eğitimli personel var mı? Evet. İlk geldiniz ama yeni geldiniz. Bunu tespit edebildiniz mi? Şöyle izah edelim. Tabii ki burada bizim eksik kaldığımız alanlarla birlikte yaptığımız birçok faaliyetler de var. Tabii gencin gönlüne dokunmak, onların alışkanlıklarını değiştirmek çok kolay bir şey değil. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki gençlere yönelik bir takım çalışmalar yapma gayreti içerisindeyiz. Ve onların kötü alışkanlıklarına bulaşmamasını ve onlara özenmemesi yönünde çalışmalar yapmak zorundayız. Akabinde kötü alışkanlıklara bulaşmış, alışkanlık kazanmış gençlerimizle ilgili de zaten Sayın Valimizin başkanlığında kurumlarımızın ciddi çalışmaları var. Ve bu çalışmalarda biz de bağımlılıkla mücadele kapsamında katılıyoruz. Kurumların topyekun bir mücadelesi var. Biz de gençlik spor olarak gençlerimizin özellikle zararlı ve onları bağımlılık yapacak maddelerden ve bir takım şeylerden, alışkanlıklardan uzak tutma adına şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz gençlerimizin emrindeyiz. Salonlarımız ve tesislerimiz, devletimizin tüm imkanları onlar için var. Öncelik onların ve bu tesislerden yararlanmak isteyen gençlerimize sorgu sual yapmaksızın kapılarımızı açtık ve açmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu mekanların sahibi, asıl sahibi onlar. Bunlar bizim geleceğimiz, en büyük enerji kaynağımız. Bir takım şu anda değerlendirmeler ve çalışmalar ve projelendirmeler aşamasındayız. Gençlik merkezindeki gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizin de pırıl pırıl olduğunu gördüm. Açıkçası daha öncesinde de gençlik çalışmalarında bulunduğum için bu alanda biraz daha kendimi ve arkadaşlarımla adaptasyonda sorun yaşamadım. 2020 hedeflerimizin, bakanlığımızın bize verdiği hedeflerin dışında biz de Düzce'miz özelinde bu gençlerle neler yapabiliriz, nasıl çalışmalar yapabiliriz noktasında inşallah bir hazırlık aşamasındayız. Henüz neticelendirmedik ve biz şunu söylemekte fayda var. Biz bu çalışmaları yaparken sadece bizim personelimiz,
gençlik liderlerimiz, gönüllü gençlerimizin dışında bizim aksiyona katmak istediğimiz gençlerin de fikrini almak istiyoruz. Yani onlara neler yapabileceğimizi onlarla da istişare etmek istiyoruz. O aşamaya geldiğimizde 2020 ile ilgili çok güzel onların hem maneviyatına, hem kültürüne, hem sanatına, hem de sporuna ciddi katkılar sağlayacak projelerimiz olacak inşallah. Şimdi devlette devamlılık esastır. Evet. Siz de bürokrasiden geliyorsunuz. Şu an Düzce'deki 2019 yılında belli bir yatırımlar vardı. Biliyorsunuz Çilimli'de, evet. Boğaziçi'nde ve Şıralık'ta bazı yapılacak tesislerimiz var, yarım kalmıştı. Hı. Devamlılık esas diyoruz. Tabii ki. Siz de bunlarla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bu devamlılıkla ilgili bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şimdi zaten biz bu görevlere bakış açımız şudur. Bunların hepsi başta söylemek gerekir. Rabbimin izniyle, inayetiyle, nasibiyle oldu. Biz devlette devamlılık esas şuuruyla geldik ve bizden önceki çalışmaları analiz ediyoruz, analiz etmeye devam ediyoruz ve kendimize bir hedef koymaya çalışıyoruz. Ve bu hedefi koyarken de bunu bayrak yarışı olarak görüyoruz. Şimdi geldiğimiz ilk günde itibaren tabii arkadaşlar devam eden işlerle ilgili bir takım evraklar getirdiler. Baktık Çilimli sentetik çim saha ihalesinin sözleşmesini imzalamak bize nasip oldu. Ve işimizi şu anda takip ediyoruz. Orada müteahhit de hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. Hatta işin %10'luk bölümüne geldik, bitirdik. Hızı da gidiyor maşallah, hiçbir problem de çıkmadı şu an itibariyle. Çilimli süreci başladı, bitecek. Yani biz müteahhiti sıkıştırıyoruz. Hava şartları da müsaade ederse inşallah biz Haziran ayında, hatta Mayıs-Haziran gibi orada o süreci tamamlamak istiyoruz. Ve Çilimli'mizin ve etraftaki ilçelerimizin spor kulüplerine orayı kullanımına açacağız. Peki Boğaziçi. Boğaziçi. Boğaziçi ile alakalı Sayın Belediye Başkanımızla da görüştük. Orada daha öncesinden mevcut arazinin bir takım teknik problemlerinden dolayı ekstra bir maliyetlendirme, bir takım problemler çıkmış. Hemen bakanlığımızın bu alanla ilgili ilgili birimleriyle görüştüm. Sayın Belediye Başkanımızı da bu konuda bilgilendirdim. Orayla ilgili de yakın zamanda bir bütçe tahsisi durumu söz konusu. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Allah nasip ederse oranın da bütçe tahsisi yapıldığı andan itibaren bir takım gelişmeler var. O tahsis yapıldığı andan itibaren inşallah oraya da güzel bir o daha önceki bahsi konu olan şey yapacağız. Şıralık'la alakalı. Şıralık'ta kanayan evet. Bir yara var. Yıllardır burası atıl durumda kalıyor. Evet. Bu kadar gencimizin spor yapması gerekirken orası atıl durumda. Gerçekten skorboard olsun, tel örgüler olsun, tribünler olsun ve bilhassa zemini olsun değişmesi gerekiyor. Bununla ilgili herhangi bir girişim var mı? Şöyle, bunlarla ilgili biz de bize sunulan raporların dışında oradaki arkadaşlarla, spor kulüpleriyle, antrenör hocalarımızla bir takım istişareler ve toplantılar. Hatta hayırlı olsuna gelen hocalarımıza bu alandaki eksiklikleri ve aksaklıkları sorduğumda tek tek notlarımı aldım. Evet, burada bir problem var. Mevcut bir saha var. Yanındaki sahamızın da ciddi manada elden geçmesi lazım. Bu konuyla ilgili de bakanlığımızın şu anda çalışmaları var. Özellikle artık 2019 yılının bütçelendirme döneminin sonuna geldik. 2020 yılında görüştüğümüzde, yaptığımız görüşmelerde ve Sayın Valimizin de bize önderliğinde bir takım görüşmeler yapıldı. Muhtemelen 2020 yılında bu sorun da burada çözülecek. Yani Şıralık'taki spor tesislerimizin bakım onarım işlemleri yapılacak. Tabii bunun haricinde Şıralık'la ilgili çalışma 2020'de tamamlanacak bilgisini bize söylediler. Tabii bütçe vesaire teknik konular onlar tamamlandıktan sonra. Şu an için zaten 2019 bitti, siz de söylemiştiniz. Gümüşova ile ilgili bir çalışmamız var. Gümüşova'da malum orada Dede Koru'da bir sentetik çim sahamız var fakat aydınlatma ile ilgili problemimiz var. İşte akşam maçları, antrenmanları gibi. Onunla ilgili de bir maliyetlendirme çalışması hemen hızlıca yaptık. Sağ olsun ilçe müdürümüzle ilgili, çok da ilgili. Hemen bakanlığımıza bunun da girişimde bulunacağız. Ve bu aydınlatma işi ile ilgili de bunun haricinde sadece bunlar değil, mevcut ilçelerde bulunan tesislerimizin aydınlatma problemleri, bir takım problemleri var. Bunlarla ilgili de çalışmayı yaptık. Teknik ekiplerimiz bunları dolaştılar. Acil eylem planımıza aldığımız bir takım işler var. Hızlıca
Tadilatı mümkün olan işleri tadilatını yaptıracağız. Tadilatı mümkün olmayan işlerine de bir an önce değişimini ve bütçelendirme çalışmalarını yapıp inşallah gençliğin, sporun önünü açıcı olmaya devam edeceğiz. Müdürüm, şimdi siz yenisiniz, bilmiyorsunuz. Fakat Yeni Taşköprü stadı var. Burası da merkez saha sayılıyor. Merkez saha sayılıyor, evet. Ama gerçekten burası tek suni çimur değil de doğal çimur olarak tek saha. Evet. Buradan Düzce Spor'da yararlanması gerekiyor. Antrenmanlarını yapması gerekiyor. Fakat burası gerçekten çok atıl durumda. Evet. Tribün yok. Soyunma odaları gerçekten şey. Bununla ilgili herhangi bir çalışma yapacak mısın 2020 yılında? Şimdi Hüseyin Bey, tabii biz yeni atandık ama biz Düzceliyiz. Buralıyız. Yani bu bölgenin çocuklarıyız. Bahsettiğiniz yerde belki de okul maçları, belki köylü maçları yaptık yani. Dolayısıyla bölgeyi biliyoruz. Tabii o dönemki bakış açımızla bugünkü bakış açımız farklı. Benim özellikle Düzceli olmamız hasebiyle bazı alanlarda sayın vekillerimize ve sayın valimize ileteceğimiz belli başlı konulardan bir tanesi de bu. Bizim kalabalık köylerde, merkezi köylerde ve futbola düşkünlüğü, spor kültürü olan yerlerde ki özellikle bahsettiğiniz alanın bir an önce bir çalışma, bir takvim dahilinde ele alınıp en azından spora uygun hale getirmemiz gerekiyor. Ve bununla ilgili de muhtarlarıma da bununla ilgili çalışacağımı sözünü verdim. İnşallah bununla ilgili, yani o Yeni Taşköprü'deki sahamızla ilgili ki birkaç tane daha var. Birkaç ilçemizde de var böyle. Burası benzeri. Merkez sahaya. Tabii. Merkez ama birkaç ilçede de var bu şekilde. Açılmış, atıl kalmış. İşte Gümüşova'da var, Akçakoca'da var. Bunların notunu aldık. Bunları belki de yerel imkanlarla çözeceğiz. Yani valiliğimizin başkanlığında, il özel dairemizde onların belki gerekli ekipmanlarıyla tabii uygun görülürse bir şeyler yapacağız. Gerçekten bu sahalar yeterli olacak. Fakat afaki bir masrafı da yok bunların bildiğim kadarıyla. Aynen. O yüzden sizin dediğiniz gibi yerel imkanlarla yapılabilecek şeyler bunlar. Tabii. Ama yıllardır tabii hep atıl durumda kaldığı için. Evet. Yani insanlara bilgi verme açısından size sordum. Tabii ki. Müdürüm, şimdi biliyorsunuz 2019 bitiyor. Evet. Az bir zaman kaldı. 2020'ye gireceğiz. Evet. Tabii 2020 yatırımları da çok değişik olacak. İnşallah. Bilemiyoruz devletimiz nasıl bakacak. Onu da bilmiyoruz. Biliyorsunuz kanayan bir ara Düzce Şehir Stadı. Kalıcı konutlar yapılacak dendi, temeli atılacak dendi. Evet. Fakat herhangi bir şey yok. Bununla ilgili herhangi bir çalışmanız olacak mı? Şimdi şöyle, bu konuyla alakalı açıkçası tabii göreve geldiğimiz günden beri böyle bir konu var. İşte stadın taşınması, işte yenilenmesi, mevcut alanların değiştirilmesi gibi bir takım böyle bilgiler var. Tabii bununla ilgili netleşmiş, henüz imza altına alınmış, protokole bağlanmış ve bize gönderilmiş bir bilgi yok. Yani söz uçar yazı kalır ama yazı yok da. Yani şu anda bizim önümüze gelmiş bir bilgi yok. Hatta geçen Sayın Valimizin başkanlığında, valilikte yapılan toplantıda da sadece kurumların ne düşündüğüyle alakalı, işte mevcut alanlarımızı kullanım kapasiteleriyle alakalı biz bir takım bilgiler arz ettik. Tabii bakanlığımızın kararıyla, yetkisiyle olacağı için açıkçası biz de süreci takip ediyoruz sizin gibi, öyle söyleyeyim. Müdürüm, ayazın tozuyla gerçekten büyük bir organizasyon yaptınız. Evet. Türkiye'de unutulmuş, 15-20 yıl önce yapılmış Kuraş, Özbek, evet, dövüşü diye bir sporumuz var. 14 ilden gelen sporcuların katıldığı büyük bir turnuva yapıldı, şampiyona yapıldı. Ve Düzce'de ilk kez böyle bir şampiyona yapıldı. Evet. Ve bunun akabinde de Kuraş hakemliği ile ilgili gençlik merkezinde hakem adayları kursu yapıldı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Gerçekten büyük bir organizasyondu. Kimse bunu bilmiyor ama yani biz takip ettiğimiz için biliyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi Hüseyin Bey, biz göreve geldiğimizde biraz tabii mesai mevhumu da gözeten birisi değilim. Açıkçası benim için bu görev 8-5 meselesi değil. Ben buranın evladıyım. Ekstradan bunu söylüyorum. Benim için gece 11-1-2 fark etmez. Biz işimize odaklandık ve işimiz gençlik spor. Arkadaşlar böyle bir teklifle geldiğinde, özellikle judo antrenörümüz Ayhan Alayıldız sağ olsun kendisinden böyle bir teklifle geldiğinde, tabii teklifi getirirken de biraz acaba işte yeni gel dedim, yok. Biz hemen kapasitemize bakacağız, planlamamızı yapalım. Tesise bakan arkadaşımızı çağırdım, spor şube müdürümü çağırdım.
Hocalarımı çağırdım. Dedim ben bu işi yaparım. Siz ne diyorsunuz? Dediler müdürüm siz böyle diyorsanız biz de yaparız. Bismillah dedik. Hemen tesislerimize görevlendirmeler, yazılar vesaire ve bu şampiyona burada yapıldı. Şimdi kuraş tabii çok belki bilinmeyen bir spor olabilir ama Özbekistan menşeili ve atasporumuz aslında güreşten geliyor. Biraz Grokoromen güreşe benzeyen bir spor. 14 il yaklaşık 200 yani 156-160 civarı bir öğrenci katıldı ve şampiyonanın final bölümünde ben de oradaydım. Hakemlerimize tek tek sordum. Sporcularımıza tek tek sordum. Hocalarımıza sordum. Ve kuraştaki federasyon yetkililerine sordum. Memnuniyet oranlarını, memnuniyetlerini dinledik. Çok memnun kaldılar. Biz de şöyle düşünüyoruz. Genciz, gençlik sporuz, enerjimiz var. İnşallah yakın zamanda belki bir iki tane daha böyle okul sporlarıyla ilgili Türkiye şampiyonası almaya hedeflendik, odaklandık. Bakanlığımızdan bunlarla ilgili rica ediyoruz, ısrar ediyoruz. Konularımızı, talep ve isteklerimizi arz ediyoruz. Ve şunu söylüyoruz. Biz birçok organizasyonu kaldırabilecek bir alandayız. Artı İstanbul, Ankara gibi bir büyük bir metropolün arasındayız. Ve ben bu organizasyonları çok önemsiyorum. Bizim teşkilatımızın da bu konuda tecrübesi var. Biz sadece spor organizasyonu yapmıyoruz. Burada şehrimizin esnafları da etkileniyor bu işten olumlu manada. Dolayısıyla yakın zamanda da böyle bir haber gelebilir. Bir beklenti içerisindeyiz şimdi. Kesinleşmediği için bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah şöyle 700-800 sporcunun katılabileceği büyük bir organizasyon. Bakalım görüşmeler devam ediyor. Peki. Yapmak istiyoruz. Büyük organizasyonlar alacağız müdürüm ama gerçekten bu organizasyonları yapmak bir şey değil. Gelen misafirlerimizi ağırlamak çok önemli. Evet. Bunlara otellerimiz de müsait değil. Şöyle, şimdi bir takım öğrenci... Pardon, onu da söyleyeceğim. Otellerimiz müsait değil ama KYK yurtlarımız müsait. Tabii. Şimdi öğrenci olan kardeşlerimizi konaklatmakla ilgili zaten bakanlığımız bu konuda çok açık talimatları, yönetmelikleri var. Diğer kalanlarla ilgili de işte otellerimiz vesaire. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii kapasitemizi bileceğiz. Biz mevcut durumumuzu göz önünde bulunduracağız ama biz böyle 500, 600, 700 kişilik organizasyonları kaldıramayacak il değiliz. Bunu alabiliriz. Daha önce yapılmış. Yine yapabiliriz. Yapmak da istiyoruz. Bunu da kendimiz sözlü olarak, yazılı olarak da söyledik zaten. Peki müdürüm. Yeni geldiniz ama bazı şeylere hakim oldunuz bildiğim kadarıyla. Düzce'nin kalbi gerçekten Düzce Nurettin Zafer Stadı'nda atıyor. Evet. Sabahtan başlamış. Şu an mesela çocuklarımız orada antrenman yapıyorlar. Hiç boş yok. Hiç boş yok. Boşu yok. Sabah saat 9'dan evet. Gecenin saat 10'dan 11'ine kadar devam ediyor burası. Fakat gerçekten bir keşmekeş var burada. Lambalarımız şu an bazı lambalarımız yanmıyor. Evet. Bazı sorunlarımız var. Skorboardumuz evet. Sorun çıkartıyor. Yani bunlarla ilgili neler yapılacak? Salonlarımızdaki skorboardlarda gerçekten değişmeler gerekiyor. Geçen hafta çünkü gerçekten utandık. Rakip takım gelmiş, hakemler gelmiş. Biz bekliyoruz skorboard arızalı. Tekrar yapmaya çalıştılar, tekrar bozuldu. Tekrar yaptılar, tekrar bozuldu. Ya bunlarla ilgili ne gibi çalışma yapacaksınız? Gerçi yenisiniz ama hakimsiniz olaya. Yok. Olaya hakimsiniz. Çalıştığım yerden sordunuz. Olaya hakimsiniz. Çalıştığım yerden sordunuz. Şöyle, şimdi biz özellikle arkadaşlarımdan benim istediğim şudur. Biz geldiğimiz zaman vatandaşımızın en yoğun kullandığı alanlardaki sorunları önceliğimize aldık. Benim bilmem gereken önceliğim bunlar. Şimdi Nurettin Zafer ile alakalı aydınlatma problemleri var. Tribün yetersizliği ile ilgili bir problem evet, şu, var. Şu tribün çok yetersiz. Evet, tribün yetersizliği var. Billboard ve o alandaki bir takım enerji, kablo vesaire problemlerimiz var. Şimdi bunların tamamıyla alakalı aslında profesyonel ekiplerin de görüşlerini alarak sorunu kökten çözme noktasında bir noktaya geldi. Yani biz daha önce tabii bir takım yani onların da iyi niyetinden kaynaklı belki de ama bizim bypass geçerek işte patlayan veya bozulan işte arıza yapan lambanın ampulün yerine tekrar bir yeni ampul şeklinde. Tabii biz burada taktığımız ampulün niteliğini, aydınlatma derecesini tabii. Ve bunların özelliklerini araştırdık. Burada bizim Türkiye'de ve dünyada kendini ispatlamış büyük markalar var.
Şimdi bu markaların aydınlatma ve ömür saatleriyle diğer markaların aynı değil. Burada biz şurada Nurettin Zafer Stadyumunda biz kalıcı çözümü getirme noktasında bir eylem planı hazırladık kendimize. İnşallah 2020 yılında Rabbim nasip ederse, bakanlığımızda uygun görürse burada bu aydınlatma sorununu kökten çözeceğiz. Peki skorbotlar, salonlardaki skorbotlar? Onlarla ilgili de çalıştık. Şöyle, şimdi bazı ürünler artık dijital ürünleri biliyorsunuz. Dijital çok hızlı gelişiyor. Her gün, her ay yeni bir ürün, yeni bir sürüm çıkıyor. Ve burada bazı ürünler artık bazı bilgisayarları desteklemez. Altyapıları yetersiz durumlar var. Şimdi en acil olandan başlayarak Hüseyin Bey, bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Bazı alan mesela şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Arıza veren, sürekli sıkıntı çıkaran billboard cihazımızı billboard olmayan bir salona göndereceğiz, çalışır halde göndereceğiz, oraya yenisini alacağız tarzında bir takım düşüncelerimiz var. Tabii 2020'yi planlarken bunlara dikkat edeceğiz. 2020 yılındaki planlamamız ve bütçeyi tahsis edilen bütçeyi planlarken bunlar bizim önceliğimiz. Çünkü bizim misafir ettiğimiz, bizim devletimizin eliyle sahamızı ve binalarımızı açtığımız kitlenin memnun ve mutlu etmemiz lazım. Şimdi ben de maçlara gidiyorum. Yani ansızın bir arıza çıkıyor, biz de mahcup oluyoruz. Hoş olmuyor, güzel olmuyor, doğru olmuyor. İnşallah bunların çalışmalarını, ön çalışmalarını yaptık. 2020 yılında da bunları çıkaracağız. Peki müdürüm, verdiğiniz bu bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten daha çok sormamız gereken şey var, fakat hem sizin zamanınızı fazla almayalım dedik. Evet. Hem de daha sonraya bırakalım dedik. Çünkü bunlar hepsini aynı anda konuşursak evet, konuşacak bir şey kalmayacak. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum yeni göreviniz ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Ben de böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için Oksijen Medya ailesine, şahsınızda size ve hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Düzce'mize, Düzce'nin gençliğine, Düzce'nin sporuna bir katkı sunmak istiyoruz. Karınca kararınca elimizin, gücümüzün yettiği kadarıyla var gücümüzle çalışmayı taahhüt ediyoruz ve öncelik işimiz gençlik ve spor. Ve ben şunu söyleyerek de bunu tamamlamak istiyorum. Gençlik sporla güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.